Savcı Bahar Türk halkına mesajı var. Geçtiğimiz hafta en önemli konulardan biri de Rıza Sarraf'ın kefalet ödemekten vazgeçtiğine dair New York savcısı Bahar açıklamasıydı. Eğer vazgeçmeseydi Miami'de kefalet duruşması yapılacaktı. Şimdi ise doğrudan yargılanmak üzere New York'a götürülüyor. Bunun ne anlama geldiği çok tartışıldı. Acaba kefaletten vazgeçmesinin sebebi Amerikalı yetkililerle işbirliği yapma düşüncesi miydi? Bu konuda savcı Baharara'nın tweetlerinde bir izahat mevcut değil. Ama bunun ötesinde New York savcısının attığı öyle bir tweet var ki Rıza Sarraf'la rüşvet ilişkisi içine girenlerin yüreklerini titretecek mahiyette. Sanki bizimkilere bir işaret veriyor. Şöyle yazıyor Baharara. Kirli politikacıları hapse koymak belki gerekli ama yeterli değil. 250 bini aşan Türk takipçisine mesaj yolluyor olmasın. Attığı tweet'e bir link ekleyerek 2013 yılında rüşvet alan ve sahtekarlık yapan bazı siyaset adamlarını nasıl mahkum ettiğine dair bilgiler paylaşıyor. Meğer tweet'e gönderdiği gün yolsuzluk operasyonunun 3. yıl dönümüymüş. Söz konusu operasyon New York Eyalet Senatörü Malcolm Smith ile ilgili. Smith, demokrat olmasına rağmen Cumhuriyetçi Parti'den New York Belediye Başkanlığı'na adaylığını koymak istiyor. Bunun için 5 kişilik ilçe yönetiminin 3'ünün onayı gerekiyor. Simit bir emlak şirketinin sahipleri olduğunu düşündüğü iki kişiyi Cumhuriyetçi Parti'nin ilçe yönetimini etkilemek için kullanıyor. Aslında o iki kişiden biri FBI ajanı, diğeri de işbirlikçi şahit. Bu kişileri delil toplamak amacıyla ona yollayansa savcı Bahar Ara, yani Simit ava giderken avlanıyor. Rüşvet işine Senatör Smith adına hareket eden New York Belediye Meclis üyesi Daniel Halloran da bulaşıyor. Smith, Halloran aracılığıyla iki cumhuriyetçi ilçe yöneticisine birine 25 bin dolar, diğerine 15 bin dolar gönderiyor. Ayrıca Haloran, emlak şirketinin sahibi sandığı kişilere belediyenin örtülü ödeneğinden 80 bin dolar kullandırıyor. Bunun karşılığında 18 bin dolar nakit ve 6500 dolar kampanyasına katkı çeki temin ediyor. Daha fazla isme veya hadiseye boğmak istemiyorum fakat Bahar takip edip yakalamakla övündüğü ve 3. yıl dönümünü kutladığı rüşvet hadisesi bizimkilerin yanında devede kulak. Hem rakamlar çok küçük hem hadise New York eyaleti çerçevesinde cereyan ediyor. Rüşvet alışverişi ise eyalet senatörü, belediye meclis üyesi ya da parti yöneticisi seviyesinde kalıyor. Baharara, kirli politikacıları cezaevine koymak gerekli ama yeterli değildir diyor yeterli değildir. Biz savcılar ve Federal Polis olarak yolsuzlukların üzerine gidecek en iyi ekibi oluşturduk ve onları takip etmeye devam edeceğiz. Lakin bu sadece bizim işimiz değil. Daha fazla şeffaflık, bu konuda daha fazla irade ve liderlik gerekiyor. New Yorklular bu amaçlara ulaşmak için mücadelelerini sürdürmeli diye konuşuyor. Türkiye'ye mesaj derken işte bunu kastettim. 17-25 Aralık'ta bizim halkımız ne yaptı? Gazetecilerimiz, aydınlarımız, hukuk adamlarımız hepsi sindi ve yolsuzluğu takip eden savcılarla polislerin görevden alınmasına, cezaevine gönderilmesine seyirci kaldı. Bir millet layık olduğu yöneticiler tarafından idare edilir. Sen göz yumarsan ülken rüşvet ve yolsuzluk batağından kurtulamaz diyor. Nazlı Ilıcak Özgür Düşünce gazetesindeki yazısında